Ha, kızım. Benim hanım uyandı mı? Yok amca, biz size haber veririz. Burada beklemeyin isterseniz. Olsun, ben beklerim. Beklemekten başka bir şey gelmiyor ki elimden. Refikam için onu yapayım bari. Çok geçmiş olsun amca. Sağ ol kızım. Fazıl Bey, bir şey mi oldu? Refika'yı soruyordum. Daha uyanmamış. Doktorlar, hemşireler iyi haberi verir diye bekliyordum ama... İçeri girebildiniz mi? Girdim. Müsaade ettiler. Ama 5 dakika görebildim. Öyle kıpırtasız yatıyordu. Fazıl Bey, ne olur yapmayın böyle. Hadi eve gidin, biraz dinlenin. Ben beklerim burada. Yok kızım, sana zahmet olmasın. Ne zahmeti, olur mu öyle şey? Böyle sandalye tepelerinde kaldınız. Vallahi size de bir şey olacak diye çok korkuyorum. Hem bakın, Refik Hanım uyandığında kocama iyi bakmadınız mı diye kızar bize sonra. Hadi gidin. Peki kızım. Ben bir şey olursa haber veririm. Sağ ol. Daha fazlasına gerek olursa haber edin müdür bey. Refika Hanım bu hastaneden çıkmayacak. Ne gerekirse biz yapacağız. Sizin ne işiniz var burada? Ne yüzle geldiniz buraya? Müdür bey, Refika falan diyordu. Bir de utanmadan size Refika Hanım'ın sağlığını mı soruyor? Hayır Mavi Hanım, sakin olun. Faysal Bey tüm iyi niyetiyle Refika Hanım'ın tedavisi için gerekli olan masrafı üstlendi. Cemal Bey'e bilgi vermiştim. Eğer para yatmasaydı Refika Hanım'ı başka hastaneye sevk etmek zorunda kalacaktık. Ne münasebet? Sen kim oluyorsun da Refika Hanım'ın hastane masraflarını ödemeye kalkıyorsun? Her taşın altından sen mi çıkacaksın? Kardeşim olacak o alçağı da bu hale sen getirdin. Bu kadın burada yatıyorsa bir sebebi de sensin. Madem beni suçlu görüyorsun, bırak da yardım edeyim Mavi. Ne yardımını, ne de paranı istemiyoruz senin. Hemen terk et burayı. Bir daha da ayağımıza dolanma sakın. Bacım, inat etmeye bırak Allah aşkına ya. Az buçuk mantıklı ol ha. Kes sesini. İstemiyoruz dedim. Biz buluruz o parayı. Müdür bey, bu adamın parasını hemen geri verin. Mavi Hanım, biraz sakin olup düşünseniz inanın. Size verin dedim. Peki. Siz bilirsiniz. Ama para gün sonuna kadar yatmazsa... Yatacak. Siz de ne meraklıymışsınız be. Hasta bir kadını hemen kapının önüne koymaya. Hiçbirinizde vicdan kalmamış. Bahane babam ya. Nasıl da böyle estigürledi vallahi. Hayal Seyfi. Yalnız iyi esti. Kızı görüyor musun Seyfi? Hepimizi hizaya getirdi vallahi. He, görüyorum babam, görüyorum. Hizaya getirdi de ne oldu Allah aşkına? Boşa gurur yapıyor bence bu kız. Ya ailenden birinin hayatı söz konusu burada. E ne vardı yardımı kabul etsen ha? Bence çok aptal bir kız babam. Doğru konuş Seyfi. Ne oldu babam? Ben şimdi böyle dedim diye bana niye çıkışıyorsun Allah aşkına? O kız hakkında olumsuz bir kelime daha duyarsam kalbini kırarım Seyfi, haberin olsun. Vallahi kalbimi kırıyorsun sen zaten babam. Haksız mıyım ki ben yani? Haksızsın Seyfi. Aptalmış. Ne aptalı be. Çok gururlu, çok akıllı bir kız Mavi. Kötü hiçbir sözü hak etmiyor. Sakın ha, sakın. Suratında sallamışsın. Hayırdır? Kötü bir şey mi oluyorsan? Bak anana kötü bir şey oldu değil mi? Vallahi dayanamam ha. Yok yok. Refik Hanım'ın durumu aynı da. Ya? Hastaneye ödeme yapmamız gerekiyormuş. Bak ya. Lan o kadar da söyleme dedim o alçak müdüre. Hemen gelmiş yetiştirmiş mi açık ağızdı? Kız, babamın da mı haberi oldu yoksa? Yok, onun haberi yok Allah'tan. Ya ben de tesadüfen duydum zaten.
Sen parayı bulabildin mi? Yok kız, nerede bulamadım vallahi. Tefeciye gittim, vermedi. Sonra bir iki eski dosta gideyim dedim. Dost dediysem yani, lafın gelişi öyle diyorum. Ne kadar alçak olduklarını öğrendim, geldim. Yani netice itibariyle beş para bulamadım. Mecburen anamın başka bir hastaneye sevk ettireceğiz. Vallahi yolda belde kadıncağıza bir şey olacak diye de ödüm kopuyor, o da ayrı. Of. Refik Hanım'a bir şey olmayacak. Gereken parayı ben bulacağım. Sen mi bulacaksın? Kızım nereden bulacaksın? Kimden bulacaksın sen ya? Anlatırım sonra. Bir saat sonra gelirim. Sen bekle beni. Bir an önce verelim şunların parasını. Ya Maviş, kız nereden bulacaksın?